Herkese merhaba. Artık okullar açıldı, tatiller, bayramlar bitti. Daha çok yemek sayfalarına bakılıyor. Ben de inşallah yepyeni tariflerle sizlerle birlikte olmaya devam edeceğim. Gördüğünüz bu pofidik poğaçalar da aslında her zamanki standart mayalı hamurlardan. Ama ben katlama sırasında çok azıcık ince bir tabaka halinde tereyağı sürdüm. Yuvarlamadım, sararak yaptım. Tek fark bu. Bir de yumurta sarısı sürdükten sonra üzerine birer tutam mısır unu ekledim. Eğer elinizde varsa denemenizi tavsiye ediyorum. Gerçekten çok şık gözüküyorlar. Yapılışı basit, bu lezzetli poğaçaların tarifi videonun devamında. Herkese iyi seyirler. Güzel kabaran, puf puf poğaçalar yapmak için tabii ki poğaça hamurunun çok iyi yoğrulması gerekiyor. Aynı zamanda mayalama süresi de çok önemli. Hemen şimdi hamuru yoğurmakla başlıyorum. Bir su bardağı ılık süt, yarım su bardağı sıvı yağ, bir su bardağı da su. Yumurta kullanmıyorum bu tarifte. Önce bir karıştıralım. Yaş maya kullanacaksanız yarım küp yaş maya kullanmanızı tavsiye ederim. Ama ben bu suda eriyen instant mayalardan kullanıyorum. Bir paket ondan koyacağım. Öncelikle unu eklemek istiyorum. Çünkü instant maya una karıştırılıyor. 5 bardak un ekliyorum. 1 tatlı kaşığı şeker, 1 tatlı kaşığı dolusu tuz. 1 paket de instant maya. Un biraz az gelebilir. 5 bardak ekledim. Normal poğaça hamurlarından bir tık daha sert oluyor. Çünkü aralarına yağ süreceğim. Hamuru yoğuruyorum. Az gelirse yarım bardak ya da 1 bardak kadar da alabilir. Yarım bardak daha un ekledim. Toplam 5,5 su bardağı un eklemiş oldum ve hamuru 5 dakika boyunca bayağı yoğurdum. Bu kısım gerçekten çok önemli. Poğaçamızın güzel kabarması için ve kıvamının pürüzsüz olması için güzelce yoğuralım. Üzerini tamamen böyle kapatıyorum ve en az 1 saat bu şekilde mayalandırıyorum. Hamurumuzu streç filmle sardıktan sonra bir mutfak örtüsüyle de üzerini tamamen kapatmıştım. Şimdi filmi kaldırıyorum üzerinden. Her zaman yaptığım gibi önce bir maya kokusu çıkması için 5-10 saniye kadar yoğuruyorum. Büyüklüklerini istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Ben bir tepsiyi tam dolduracak şekilde 16 adet yapacağım. 16 adet olacak şekilde hamuru kesiyorum. Şimdi bütün hamurlara yuvarlak olarak şekil verdim. Toplam 16 adet bezeyi oluşturdum. Burada 1-2 yemek kaşığı tereyağı var. Aralarına süreceğim. Hamurların büyüklüğü de böyle. Tabii kabardıktan sonra daha da büyük olacaktır. Böyle elimle hiç oklava ya da merdane kullanmadan genişletiyorum. Elimizde biraz büyüttükten sonra her yerine oda sıcaklığına gelmiş tereyağdan sürüyoruz. Her yerine bol miktarda sürebiliriz. İç olarak ben peynirli yapıyorum ama tabii ki siz istediğiniz şekilde hazırlayabilirsiniz. Peynirini de koyuyorum. Böyle kenarlarını çok hafif katlıyorum. Hepsini aynen böyle gördüğünüz gibi bu şekilde yapacağım şimdi. Hamurları önce hepsini tezgahın üzerinde açabilirsiniz. Toplu bir şekilde yağlarını sürüp peynirlerini de ekleyebilirsiniz. Daha hızlı olacaktır böyle yaptığınız zaman. Tabii hepsini sardıktan sonra işlem bitmiyor. En önemli noktalardan biri tepsi mayasını yapmak. Tepsi mayasında hamur güzelce mayalanacaktır. Bir miktar şişecektir. Fırına girdikten sonra da güzelce kabaracaktır. Bakalım en son hali nasıl olacak. Yağlarını sürdüm. Şimdi peynirlerini de yine ortaya ekliyorum ve kenarlarını kapatıp saracağım.
Bütün poğaçalarımızı sardım. Şimdi üzerini başka bir tepsiyle kapatıp en az bu şekilde yarım saat tepsi mayası yapıyoruz. Tepsi mayası da bitti. Şimdi yumurta sarısı sürmek istiyorum. 2 adet yumurta sarısı var burada. Genelde 1 adet sürülüyor ama çok kızarık olmasını isterseniz poğaçalarınızın benim gibi 2 adet sürebilirsiniz. Anca yetiyor. Bir tane az kalıyor bu yoğunlukta sürdüğümde. Ve üzerine de bu sefer değişiklik olsun mısır unu koyacağım. Tabi elinizde yoksa koymayabilirsiniz. Tam ortalarına birazcık ekeceğim. Pişince güzel bir görünümü olacaktır. Çok nadir yapıyorum ama aklıma geldi. Bu tarifte o yüzden kullanmak istedim. Fırınımızda 180 derecede fanlı ayarda ısıtıyorum. Çok azıcık üstlerine mısır unu ekliyorum. Susam, çörek otu isterseniz ekleyebilirsiniz. Biz Karadeniz'de olduğumuz için mısır ununu çok fazla yerde kullanıyoruz. İnşallah bir günde sizler için bizim yöresel yemeğimiz kuymak hazırlarım. Tabii peynirin elimde olması gerekiyor. Tamamen peynirden oluşan bir tarif olduğu için tereyağı, mısır unu ve peyniri çok önemli. Malzemeleri temin ettikten sonra İnşallah güzel bir kuymak videosu da çekeceğim sayfa için. Sıcak fırına poğaçalarımızı göndereceğim. Güzelce üzeri kızardıktan sonra fırından alıyoruz. Bu kadar da yeterli olacak sanırım. Bakalım piştikten sonra nasıl olacaklar. Poğaçalar fırından çıktıktan sonra bir 5 dakika hiç ellemeyelim. Hem çok sıcak oluyor hem de biraz durdukça üstleri yumuşuyor. Şu anda böyle parmağımla bastırdığım zaman gerçekten çok yumuşak, pofidik pofidik oldular. Gerçekten uğraştığımıza değdi. Gerçi çok da uğraşmadım. Çok basit bir tarif. Üzerine mısır unu da çok yakıştı. Ama susam, çörek otu isterseniz boş olarak da pişirebilirsiniz. Aynı katmer poğaçadaki gibi. Şöyle hemen bir tanesini açıyorum. O kadar yumuşak ki pastanelerden hazır aldığımız poğaçalar gibi. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Benim Instagram'dan buralara alışmam gerçekten hiç kolay olmadı. Sessiz sedasız videolarını çeken bir insandım. Şu an hem konuşuyorum, hem çekiyorum, hem yapıyorum. Ama elimden geldiğince en güzel tarifleri sizlerle buluşturmaya çalışıyorum. İnanmadığım, güvenmediğim hiçbir tarifi kesinlikle sayfamda yayınlamıyorum. Zaten her şeyi önünüzde yapıyorum. Bu tarifi de mutlaka deneyin derim. Ayrıca yapan arkadaşlardan mutlaka yorumlarını, düşüncelerini bekliyorum. Videomu beğenirseniz ve sayfama abone olursanız çok sevinirim. Bugünlük de videomun sonuna geldim. Başka videolarda inşallah tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.